stüdyo konuğumuz var. Tarihi İpek Yolu üzerinde tarihi güzellikleriyle Türkiye'nin kalbi Aksaray'la ilgili bir konuğumuz var. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Hoş Yazgı. Bulduk, programımıza. Teşekkür ederim. Evet çok güzel ifade etmişsiniz esasında. Aksaray ilimizi Türkiye'nin doğusunu batısına bağlayan, güneyini kuzeyine bağlayan 11 bin yıllık medeniyetler mozaiği Evliyalar Şehri, Kültür, Tarih Şehri, şehir, evet. Aksaray diyorsunuz. Ee, evet şimdi izleyicilerimiz için e, tabii öncelikle şunu sormak istiyorum ben size. Sizin çalışmalarınıza, hı hı. faaliyetlerinize geçmeden önce e, Aksaray'ın tarihi de var, e, kültürü de var. Hem de eski bir tarih dediğimiz gibi 11 bin yıllık bir medeniyet. Evet. E, Aksaray'ı bize nasıl ifade etmek istersiniz? E, hangi özelliklerini ön plana çıkarmak evet. istersiniz? Evet çok teşekkür ederim. Hı hı. Öncelikle coğrafi konumumuzdan bahsetmek Tabii. istiyorum. E, Türkiye haritası önünüze alın. Tam orta noktasını hedefleyin. O orta noktada Aksaray bulunmakta. E, Türkiye'nin kalbi noktasında bir yer. Bu hem maddi anlamda hem manevi anlamda böyle. E, büyük illerimiz Konya, Ankara'ya çok yakın mesafede olan bir noktadayız. E, coğrafi konumumuz bu şekilde beraber tarihi anlamda da çok ciddi bir medeniyete beşiklik hı hı. yapmış. Tarihi 11 bin yıl öncesinde aşıklı hükle başlayan bir süreç içerisinde ilk beyin ameliyatının olduğu noktadan tutun da günümüz içerisinde devam eden çalışmalara faaliyetlere varıncaya kadar hem Bizans dönemi hem Roma dönemi hem de Selçuklu ve Osmanlı döneminin izlerini şehrimizde taşıdığımız hı hı. ve bu taşıyan güzellikleri de gün yüzüne çıkartarak faaliyetleri gerçekleştirdiğimiz bir şehrimizdir. Ee, az önce de bahsettiğim gibi 11 bin yıllık tarihi hı hı. ve bu tarihin bizlerde bıraktığı izler. E, belediyemiz olarak bu e, çalışmaları özellikle gün yüzüne çıkartmaya çalışıyoruz. Bu medeniyetimizin ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmasından dolayı şehrimize kattığı güzellikleri her gelene yani her orada e, hı hı. şehrimizi ziyaret edenlere anlatmaya çalışıyoruz. Bunun özellikle de Selçuklu döneminde yapılan birçok faaliyetleri ve çalışmaları da Son dönemlerde yapmış olduğumuz festivallerle, başka faaliyetlerle biraz daha yaşanır ve kimliği olan, ruhu olan bir şehir vurgusunu yapmak suretiyle de faaliyetlerimiz devam etmekte. Özellikle Kılıcaslan dönemi, 2. Kılıcaslan bizim için çok önemli bir sultan. Selçuklu Sultanı, Konya'dan sonra ikinci Başkent olarak Aksaray'ı kullanmış ve bulunduğu dönem içerisinde hem Şehri Süleha hem de Daru Zafer ismi alabilen nadir illerden bir tanesidir. İki tane ismi verilmesinin en önemli sebeplerinden birincisi özellikle 17 Eylül 1176'da Miro Keferon Savaşı gerçekleştirilmiş ve zaferle dönmüşüz. Oranın yetişen bütün askerleri Aksaray'da yetişmiş ve bu savaşın kazanılmasına sebep olmuş. O nedenden dolayı dönüşte Daruz Zafer Yurdu ismini koymuş. Sizlerin de bildiği gibi tarihte Anadolu'da iki tane aslan var diye bahsedilir. İlki Anadolu'yu kapılarını açan Alpaslan Malazgirt Savaşı ile beraber Anadolu'nun tapusunu alan da ikinci kılıc aslan ve bu savaş neticesinde gerçekleşmiştir. O amblemde sizin evet, koymuş olduğunuz, evet. o amblemde evet. de iki aslan görüyoruz. Kesinlikle. Biz tam o, o soruyu da soracaktım size Hı -hı. açıklamış oldunuz. Yani o da e, göreve ilk geldiğimiz Hı -hı. zaman şehrimizin kimliği olsun. Şehrimizde bu yapıları tekrar gün yüzüne çıkartalım, tarihimizle kucaklaşalım e, diye düşünerek tek başta çift gövdeli aslan, ikinci kılıc aslanın kendi mührüdür. Türkiye'de sadece Alayhan'da dediğimiz bir hanımız vardır. Selçuklu döneminden kalan hanlarımızdan bir tanesidir. Onun üzerindeki o logoyu aldık. O sembolü aldık. Şehrimize logo olarak, belediyemizin logosu olarak gerçekleştirdik ve bununla beraber şehrin bu kimliğini, kültürünü ...birçok yaptığımız faaliyetlerde de göstermeye çalışıyoruz. Evet. Ee, şimdi bir festivaliniz var, Hı -hı. Ihlara Festivali. Evet. Ihlara Vadisi de var tabii ki. İsmini evet. de oradan alıyor herhalde, Ihlara Festivali. Bu festivalde neler bulabilecek? Ee, mesela şehir dışından gelmiş olan Hı -hı. yine yerli turistlerimiz de olabilir Hı -hı. festival tabii. için. Neler bulabilecekler? E, tabii Ihlara Festivalimiz 33 yıldır Hı -hı. yapmış olduğumuz bir festival... Biz bu sene bu festivalimizin içeriğini ikinci kılcaslan temalı yaptık. Evet. Ve bir hafta boyunca e, yapılan bir çalışma neticesinde sonuçlandırdık. 17 Eylül'de başladı. E, tam Miro Keferon Savaşı'nın yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz bir program oldu. Medrese sohbetleri dediğimiz Aksaray'ımızın büyük velilerini, evliyalarını bahsettiğimiz bir çalışma. Ardından da Dünya Etnospor Başkanımız Sayın Bilal Erdoğan'ın da katılımıyla beraber gerçekleşen Okçular Vakfı Derneği Başkanımız yine geleneksel spor dallarımızın da içerisinde bulunduğu bir etkinliği, şehrin tam merkezinde bulunan, 2. Kılıcaslan adıyla da anılan bir parkımızın içerisinde obalar yaptık, çadırlar kurduk, geleneksel el sanatlarından tutun da güreşe, ok müsabakalarına, at gösterilerine, akrobasi gösterilerine varıncaya kadar birçok faaliyetin bir arada yürütüldüğü, tabiri caizse bin yıl geçmişe döndüren bir çalışmayı o alanda gerçekleştirdik ve 7 yaşından 70 yaşına varıncaya kadar birçok e, Aksaraylı hemşehrilerimizin ve bölgedeki birçok e, ziyaretçimizin de gelip hoşnut olduğu, beğendiği bir çalışmaya imza atmış olduk. Bu çalışma esnasında da şunu fark ettik. Sadece belli günlerde değil de sürekli bu yapının orada olmasını talep eden e, güzel dönüşler aldık. E, bundan sonra da amacımız ve gayretimiz şehrimize bir kimlik, hı hı. şehrimize bir ruh Şehrimize bir manevi havayı oluşturmak. Yani dışarıdan gelen birisi niye Aksaray'a girdim diye soru sorduğunda burası Selçuklu şehri ve Selçuklu'nun izlerini ben görebilirim. Hatta yaşarken görebilirimi bizim amacımız göstermek. Ve bununla ilgili faaliyetlerimiz ve çalışmalarımız da başlamış durumda. Hı hı. Dediğim gibi obalarla, çadırlarla eski kültürü yemeğinden tutun da yaşantısına varıncaya kadar belli bir alanda bunu gösterdiğimiz gibi Selçuklu şehrin oluşturduğunu e, belirlediğimiz bir alanda yapacağımız sosyal ve kültürel faaliyetlerle de desteklemeyi düşünüyoruz. Evet. E, şimdi sizin e, faaliyetlerinize gelince belediye olarak e, Aksaray'ın yarım asırlık bir içme suyu problemi Hı -hı. varmış. Hı -hı. Siz bu probleme çare bulmuşsunuz. Evet. Bunun dışında e, ne gibi çalışmalarınız oldu Hı -hı. E, Aksaray? Nasıl rahatlattınız, hangi hizmetleri verdiniz, bir de bunları dinleyelim. Evet, göreve geldiğimiz hı hı. günden itibaren önce sıralama yaptık. Yani aksarayımızın en önemli gündemini sorunlarını birinci sıraya alarak, sonra bir sıralama doğrultusunda çalışmalarımızı başlattık. Bunlardan en önemlisi içme suyu ile ilgili bir sorundu. Tek bir kaynağımız vardı baraj hı hı. ve bu baraj da 60 yıllık olduğu için artık ömrünü tamamlamış durumdaydı. O zamanki bakanımız Sayın Veysel Eroğlu Bey'le yapılan görüşmeler ki vekillerimizin de desteğiyle yaptığımız görüşmeler neticesinde şehrimizin yeni bir kaynak bularak bu su ihtiyacını karşılamak üzerine bir proje çalışması başlatıldı. Ve yaklaşık 4 yıl önce başlayan çalışma Hı -hı. Rabbim nasip ederse 2019'un ilk aylarında içilebilecek kalitede temiz suyu şehrimizin her yerine ulaştırmış olacağız. Bu birinci gündemde, en önemli gündemdi. En önemli gündemdi. gündem tabii su. Ee, evet. buydu Onu Hı -hı. E, çok şükür gerçekleştiriyoruz. Onun arkasından e, sanayi projemiz var. Bu sanayi projemizde TOKI ile beraber gerçekleştirilen bir proje. Yaklaşık 1620 tane dükkanın yapıldığı bir çalışma. Nasıl yaptık? Esnaflarımızla gittik oturduk konuştuk. Dedik ki nasıl bir çalışma istiyorsunuz? Ne tür bir yerde hizmet görmek istiyorsunuz? Dediler ki 100 metreden 500 metreye 5 farklı tip projemiz olsun... Hı -hı. Biz gücümüzün yettiği kadarını alalım ve bunu kira öder gibi yapalım. Yani buradaki en önemli aslında kilit nokta kira öder gibi yapmasıydı. Biz de bu alternatifler içerisinde en uygun olan alternatif TOKİ ile beraber gerçekleştireceğimiz bir çalışma oldu. 10 yıl vadeli ödeyecekler. Kira öder gibi ödeyecekler. Şu anda temelleri atıldı. Kolonları ve kirişleri yükselmeye başladı. Ee, gelecek senenin sonlarına doğru 2019'un sonuna doğru tamamlayıp esnaflarımıza vermeyi planladığı planlanan bir proje hı hı. O da şu anda e, çalışmaları çok yoğun bir şekilde devam etmekte ve esnaflarımız ödemelerini yapmakta yine en önemli projelerimizden bir tanesi şehrimizin içerisinde özellikle ulaşım anlamında kilit noktalarımız bulunmaktaydı altyapı çalışmalarına hız verdik alt geçit projesi yapmak suretiyle ve o bölgeyi rahatlatan bir çalışma yaptık yine aynı bölgede kentsel dönüşüm adı altında yapmış olduğumuz faaliyetler Yine aynı şekilde esnaflarımızla karşılıklı oturup konuşarak onların talepleri ve istekleri doğrultusunda 8 bloktan oluşan yaklaşık 150 tane büro ve dükkan katından oluşan bir yapıyı orada hayata geçirdik. Eski yapısından yepyeni bir yapıya dönüştürerek. Yine o bölge içerisinde devam edersem ee, silo dediğimiz silolarımızın bulunduğu bir noktamız vardı. Artık şehrin içerisinde kaldığı için onun daha uygun bir noktada hizmet görmesi için siloları oradan kaldırdık ve daha iyi bir yere taşıdık. Ve mevcut bulunan yere de şehirde nefes alınsın, daha güzel yeşil alanlar oluşsun diye çok büyük bir park projesi, Selçuklu Parkı projesini başlattık. Şu anda devam ediyor. 3 ay içerisinde inşallah tamamlamayı hedefliyoruz. Evet Bu son zamanlarda belediyelerin bu yeşillendirme konusuyla ilgili bir yarışı var. Esasında bizleri çok sevindiriyor. Evet. Umarız bu rekabet iyice artar. Hı -hı. Her yer yeşil olur diye evet. de istiyoruz. Bu konuda da siz çalışmalarınıza devam edeceksiniz herhalde diye düşünüyorum. Yapacağız da Hı -hı. ilk başladığımız zaman metre kare ve kişi başına düşen oran dediğimiz bir oran vardır. Evet. Bu oranı tamamen iki katına çıkarttık. İlk önce 8 metrekare kişi başına düşenken şu anda 14 15'lere kadar çıkmış durumda. Hedefimiz bunu daha da fazla yükseltmek. Çünkü yeşil alan çok önemli. İnsanların özellikle bina kirliliği içerisinde boğulduğu bu zaman içerisinde yeşil alanlar insanların nefes alabildikleri, sosyal ve kültürel aktivitelerini yapabilecekleri çocuklarıyla beraber hoşça vakit geçirecekleri alanlar oluşturmak evet. bizim yap, e, önemli projelerimizden bir tanesi. Bir de bozkırlık bir e, tabii. şey var. Bölgeinde Bölgenin de en az evet. yer alan. çok bozkır evet. bir yeri. o yüzden sizin işiniz biraz daha zor. Evet. Bu evet. noktada Karadeniz'deki bazı ilçe belediyeleri çok ön plana çıkıyor tabii. ama onlar biraz daha şanslı tabii size konuda. Onlar torpilli oluyor. Sizin evet. ekstradan daha fazla belki Çalışmamız bu konuya gerekiyor. eğilmeniz gerekiyor. Evet. E, peki Aksaray'daki vizyon Projelere Hı -hı. baktığımızda, Hı -hı. sosyal belediye Hı -hı. baktığımızda ne gibi projeler bulabiliriz? Biz tabi e, her şeyden önce Sayın Cumhurbaşkanımızın da üzerinde özellikle vurgu Hı -hı. yaptığı bir konu var. İnsan odaklı çalışın, insan odaklı çalışmalara ağırlık verin. Çünkü insan yaşat ki devlet yaşasın bizim düsturumuz belediyelerimizin en baştaki düsturlarından bir tanesi. Hı -hı. Dolayısıyla biz hangi çalışma olursa olsun o çalışmayı yaparken mutlaka kim ilgilendiriyorsa onlarla beraber oturup birebir konuşuyoruz. Hı -hı. Kadınlarımız için bir aktivite merkezi yaptık. O yapmadan, o projeyi hayata geçirmeden önce hanımlarımızla beraber, kadınlarımızla beraber oturuyoruz, değerlendirme yapıyoruz. İçerisinde ne tür fonksiyonlar olsun, hangi yapıları içerisinde koyalım. İşte onunla beraber havuz projesi, içerisinde yapacağımız hamam projesi, el, el sanatlarını geliştirebilecekleri e, sınıflardan oluşan bir yapı. Dolayısıyla bu yapıyı ortaya koyduktan sonra talepler ve istekler bize daha farklı alanlarda yine aynı projeleri yapmamıza sebep hı hı. verdi. Diyelim ki çocuklarımıza bir aktivite yapacağız. Çocuklarımızla oturuyoruz, dertler konuşuyoruz. Hı hı. Onlar hangi park modelini istediklerini, parkın içinde hangi salıncaktan tutun da kaydırağa varıncaya kadar çalışmanın içerisinde bulunmamız gerektiğini söylüyorlar. Yine gençlerimiz için genç aktivite merkezi şu anda temellerini attık. Hı hı. Onun mimarisini o bölgemizde bulunan üniversite öğrencilerimizle, lise öğrencilerimizle beraber gerçekleştirdiğimiz bir çalışma oldu. Yine emeklilerimiz için, yaşlarımız için e, kıraathane çalışmamız 4 sene önce başlamıştı. Buna yeni ve ek projeler yapmak suretiyle devam ediyor. Engellilerimiz için yaptığımız koordinasyon evet. merkezleri var. Yani herkesime ne istiyorlarsa, hangi projede mutlu oluyorlarsa onu tabiri caizse beraber oturuyoruz, mimarisini çiziyoruz. Sonra uygulama aşamasına geçiyoruz böylelikle canlı yaşayan memnun kaldıkları bir projeyi hayata geçirmiş oluyoruz. Evet. E, siz mesela zaman zaman yurt dışına çıktığınızda e, yurt dışındaki işte Hı -hı. beğendiğiniz e, noktalar belediyecilik çalışmaları olduğunda e, bunları hiç uygulamaya geçiyor musunuz kendi e, ilinizde? Tabii i̇lham ki. alıyor musunuz? Tabii Çünkü ki. tabii ki e, ne diyelim e, birçok farklı proje tabii. vardır. E, birçok farklı e, ne diyelim vizyon sahibi Hı -hı. projeler de vardır. Siz de bunlardan ilham alıyor olabilirsiniz. Bu konuda e, ne diyeceksiniz bize? Tabii size? ki alıyoruz. Hı hı. Çünkü bizim bir avantajımız da şu, yurt dışında yaşayan birçok Aksaraylı hemşerilerimiz var. Hı hı. Onların bulunduğu mekanlara gidiyoruz. İngiltere'de, Londra'dan tutun da, Almanya'ya, Fransa'ya varıncaya kadar birçok noktada e, hem onları ziyaret ediyoruz. E, hem onları Aksaray'dan bir muhabbeti, sevgi e, ve selamları gönderiyoruz. Hem de o bölgeleri gezmek suretiyle, onlar zaten bize diyorlar ki, başkanım, Şöyle bir çalışma var, bunu Aksaray'ımıza uygulayalım. Hı hı. Ya da şurada şöyle bir güzellik gördük, bunu Aksaray'ımızda uygulayalım. Biz bundan çok mutlu oluyoruz ve e, orada görmüş olduğumuz güzellikleri Aksaray'ımıza uygulamaya çalışıyoruz. Ama şunu da açık söyleyeyim, ben İstanbul'da okudum, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, evet. İnşaat Mühendisliği bölümünde. Buranın bana kattığı çok büyük artılar oldu. Ve burayı her ziyaret etişimde, e, belediye başkanlarımızla da yaptığımız görüşmelerde farklı çalışmaları kendi şehrime de, küçültülmüş modellerini uyguluyorum ki çok güzel geri dönüşümler alıyoruz. Çok güzel çalışmalara imza atıyoruz. İşte bunlardan bir tanesi mesela Etnospor'un yapmış olduğu çalışmalar. Az önce ziyaret ettiğimiz yerlerde yapmış olduğumuz belediyelerimizin farklı alanlarda çalışmalarını şehrimize giderek uygulayarak bunları gerçekleştiriyoruz ki bu şöyle bir avantaj sağlıyor. iki türlü avantaj sağlıyor. Bir şeyi ayrı, keşfetmemize gerek yok yeni yapılmış ve kullanıldığında Hoşlanılmış projeler, bunları alıp uygulayabiliyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj. Botanik parklar, kesinlikle değil, botanik bahçeler. Aynen. Onları zaten bize vatandaşlarımız da söylüyorlar. Biz belediyede çalışırken şunu yapmıyorum. Ya ben her şeyi biliyorum da bunu kendi kafama göre yapayım demiyorum. Bilakis açıyoruz platformumuzu. Talepler, istekler bize internet vasıtasıyla geliyor. Gittiğimiz zaman mahalle meclislerinde bizlere iletiliyor. Dedim ya küçücük bir çocuk belki 7 yaşında, 5 yaşında Başkanım bu parkı yapıyorsun ama içerisinde şöyle bir salıncak koy, içerisine şöyle bir kaydırak koy dediği zaman bile bizim bir ufkumuzu açıp hı hı. bizim yaptığımız çalışmaları yönlendiriyorlar. Böylelikle dediğiniz gibi hem yurt dışı hem İstanbul hem gittiğimiz farklı illerdeki güzel projeleri şehrimizde uyguluyoruz. Evet. E son olarak şey termal kaynaklarla ilgili evet. nasıl bir proje fikriniz var? Onu da merak ediyoruz. Bölgede zaten jeotermal anlamında gerçekten de çok büyük bir avantajımız var. Özellikle Ihlara bölgesinde. Kaplıca sularımız bulunmakta. Biz bu kaplıca suların gelişmesi için yatırımcılarımıza teşvik veriyoruz. Onları desteklendiriyoruz. Hı hı. Yine en son yaptığımız çalışmada çalışmada şehre çok yakın bir mesafede yani arabayla 5 ya da 6 dakikada ulaşabileceğiniz bir mesafede Tuzlu Su dediğimiz bir bölgemiz var. O bölgede şu anda laboratuvar çalışmalarını aldık, değerlendirdik. Gerçekten de çok şifalı bir su kaynağı bulundu ve aşağıda da ciddi bir haznesi var, su deposu var hem suyun sıcaklığı hem suyun şifa özelliği şimdi yatırımcılarımıza bu çalışmalarımızı ilettik. Onlar değerlendirecekler. Uygun bir zamanda tekrar orada bir çalışma yaparak hem kaplıca turizmini hem gelen turistlerimizin orada rahatça vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmayı hedefliyoruz inşallah. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Yazgı yayınımıza katıldığınız için. E, Aksaray ile ilgili bize projelerinizi e, aks, e, aktardığınız için buradan işte evet. izleyicilerimiz de zaten Konya Aksaray yakın. Evet. Konya'nın Mevlana'sından kaynaklı da Bizim de Somuncu babamız var tabii. Evet, Onu... aynen öyle. İşte bunu hani ne kadar tanıtmak, PR tabii. çalışması ne kadar iyi yaparsak o kadar da turist çekiyor tabii. zaten. Oradaki altyapı çalışmalarını da e, yapmış olursak çok teşekkür ben ediyoruz. Belediyecilik çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz. Evet sevgili izleyenler, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı konuğumuzdu.